Adet düzensizliğinin en önemli sıkıntısı kadının doğurganlık çağına göre değişir. Çünkü doğurganlık çağından önceki dönem, işte puberti dediğimiz zamanla doğurganlık çağındaki görülen sebepler ve doğurganlık çağı bittikten sonra menopozal dönemdeki getirdiği gelen sebepler farklı farklı olacağı için ona göre de oluşturacağı şikayetler değişecektir. Örneğin küçük kızlarımızda eğer öyle bir kanama regil bozukluğu varsa ve bu adetin erken başlamasına sebep olan bir durumsa puberti prekoks diyoruz. O zaman tabii ki daha erken gelişecektir ama boy kısalığına sebep olabilecektir. Veya reprodüktif çağ dediğimiz dönemde gebe kalmak istediği takdirde eğer adetleri geç geliyorsa tabii ki gebelik oranları düşecektir. Ve sebebe yönelik olduğu için eğer bir miyoma bağlıysa, polibe bağlıysa gebelik oluşmayabilecektir veya düşeye sebep olabilecektir. Bu tür sebepleri bulup ona göre tedaviye yönelmek gerekir. Postmenopozal dönemde ise, yani menopoz sonrası dönemdeki kanamalardaysa, regil bozukluklarındaysa en önemli sebeplerden birisi karsinom, yani kanser olabilir. Bunu mutlaka araştırmak gerekir, muayene olmak gerekir. Diğer bir sebep de çok aşırı incelmesine bağlı atrofik kanamalar olabilir. Bunlarda da mutlaka bir doktor kontrolünde olmak iyi olur.